Özoğlu açıklamalar yapmış bir gazete, eski futbolcu arkadaşımıza. Demiş ki bir 30 gol atacak forvet, bir 15 gol atacak ikinci forvet, bir tane daha stoper. İki forvet hazır demiş. İki forvet de hazır demiş. Şimdi şöyle düşünelim, 30 gol alacak forvet. 30 gol değil de 15 tane gol atarsa ne yapacaksın? Onun baskısında oynayacak. Ya da 15 gol atan forvet 30 tane gol atarsa ne olacak? Ya aslında şöyle bakmak lazım. Kadro yapılanması en geniş kadroya lazım ama forveti var mı? Var da yok. Ben mesela Frey'i o kadar dün yeterli bulamadım. Frey'i bekliyor muydunuz bu arada? Yani vallahi çünkü bizim Serhan abi, verdiğimiz 11'lerde mesela Tiam. Benim dün en beğendiğim oyuncudu Frey. Ben çok beğendim Ama Frey'i. İşte sonuç olması lazım. Ben hani forvetsen artık sonuca gelmen lazım. Tamam, takım eksiltebilirsin, oyuncu eksiltebilirsin, pozisyon bulabilirsin, o ayrı. Ama gol atamadıktan sonra forvet oyuncusunun bence çok fazla Türk futbolunda ya da Türk futbolda kabul görmediğini düşünüyorum Mehmet yani. Peki dün ilk 11'de 3 yeni transfer gördük. Bekliyor muydunuz bu kadar az yeni transferle başlamasını? Ama rotasyon yapıyor Ezgi orada. Yani şimdi rotasyon yapıyor. Mesela ben Sosa'nın da ilk 11'de başlamasını istiyordum. Görmek isterdim. Çünkü Sosa gayet yetenekli ve girdikten sonra da çok büyük işler yapan bir futbolcu. Ama bence rotasyon yapıyor ve futbolcuları görmek istiyor. Erol Bulut şu an o kadar süreyi kaldırabilecek durumda değil dedi mesela maçtan sonra Sosa için. Yani o zaman ilk oynatırsın, rahatlatırsın takımı, ondan sonra çıkartırsın. Yani bence bir rotasyon, bunu hocanın çok farklı düşündüğüne inanıyorum. Yani mesela bana bakarsan ben dün Tolga Ciğerci ile başlamazdım. Onu daha detaylı konuşalım Ozan Tufan için. Sen genel anlamda beni, Mehmet Özcan nasıl? Serhan abiyi tamamlayayım. Beni şaşırtan o değişik oldu. Ben de yani Tolga yerine Ozan Tufan'la başlamasını beklerdim. Dünkü kadroların Ezgi sezon içinde Altay, Gökhan Caner 3 etti. Mustafa 4. Bunun dışındaki 7 isimle etraftaki değişebilir. Değişmesi muhtemel. Yani ama Gustavo kesildi ve kesildi, Fenerbahçe değişmeyecek yani tek adam. Gustavo, bana sorarsan. Yani dün öyle bir ilk 11'le çıktık Fenerbahçe, dediğim gibi hani Altay, Gökhan Gönül, Caner, Gustavo, bu dördü dışındaki etraftaki 7 oyuncu da değiştirebiliriz. Hani Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, ön taraf zaten hani şimdi ki değişecek gibi Valencia duruyor. Valencia belki Mamatiyam'ın görev bölgesinde, kanat forvet arıyorlar. Ama Sosa, iyiydi. Enner Valencia Sosa, ben gayet başarılı buldum Mehmet yani. Sondaki penaltı, her ne kadar penaltı olmasa da orada bir vücut hareketi yaptı hakemi etki altına almak için, öyle söyleyelim. Şimdi çok klişe yorum olacak ama 60. dakikada bana bir Anadolu deplasmanında takımın 1-0 yenik desem ben 1-1'i kabul ederim. Fenerbahçe o 1-0'dan sonra 2-1'i buldu. O çok önemli son 30 dakikada ve yine bir duran top golü ki Gökhan Gönül'ün bu imza golüdür. Beşiktaş'taki son. Evet. Hatta Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye de golü vardı sanki geçen sene o 2-0'dan 33. hafta maçında. Ondan önce de bir sinyal verdiler yine bir duran topta. Karamboller, tehlikeler. 0-0 iken penaltı kaçtı. Caner'in ben şeyi hatırlıyorum Serhan abi, beraber Süper Kupa'da Mustafa sanki Caner kaçırmıştı penaltı. Ben Caner'in çok penaltı attığını da bir Beşiktaş'ta kupa maçlarında. Kim atabilirdi mesela orada? Ben Deniz Türüş'ü attırırdım. Kesinlikle. Deniz, çünkü ben Deniz'in, hatta şöyle söyleyeyim, benim çıplak gözle izlediğim en iyi korner atan oyuncu diyorum Deniz için. Ve ben Caner'e hiç penaltı attırmam. Ben Caner'e mesela hiç penaltı attırmazdım. Hiç ben Beşiktaş'ta sanki bir Erzurum maçında penaltı atmıştı. Öyle kalmış aklımda. Bir de Caner çok etkileniyor. Yani olumsuz etkileniyor. Hani penaltı kaçırdıktan sonra kendisi de psikolojik etkilenen bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Altay çok iyiydi bu arada. Bu kadar çok, bahsettik. Çok, ben Frey'i beğendim diyorum ama o, Altay maçın yıldızıydı. O iki o tane pozisyonda kapatması falan böyle gerçekten ben başarılı buldum. Rize'de peki, gol kaçırmasına rağmen. Forvet oynasa acaba daha etkili olmaz mıydı? Çünkü onun ortada oynadığında daha etkili olduğu maçları ben hatırlıyoruz. Ben Frey'in görevini yaptığını düşünüyorum. Yani alan açtı arkadaşlarına. Mesela bir tane Deniz Türüş'e çok iyi bir asisti vardı. Deniz gelişine vurdu. Gökhan köşeden çıkardı. Sıfıra inip yani Frey işin ama Allah, hani İsviçreli sanırım Frey değil mi? Yani İsviçre'den geldi sanırım. Evet. Yani biraz İsviçreli Umut Bulut gibi. Hani çok bitirecek konusunda sıkıntılı ama ben seviyorum o tarz oyuncu. Benim düşüncem ama elbette Fenerbahçe'nin ilk 11 için değil. Yani benim dediğim forvetiniz cezalıdır. Forvet istiyorum ben. Forvet transferiniz gerçekleşmemiştir. Her şeye rağmen Frey orada 13. 14. yabancı olarak kadronuzda katılabilir. O zaman haftaya da mı mesela forvet transferi haftaya da yetişmezse yine Frey mi beklersin? Ya şu bence yetişir. Valencia'da hazır değil çünkü. Ciddi bir. Bence yetişir. Neden yetişir? Çünkü planlamalı Fenerbahçe çok önceden yapmış. O zaman hazır bir forvet gelecek. Bence öyle. Çünkü şu an şeyi bekliyorlardı. Vedat Muriç yarın gidiyor. Evet. Lazio ile anlaşma yapıyor. Bence pazar, salı, en geç çarşamba Fenerbahçe bir sürpriz yapar gibi bekliyorum ki
Neden? Çünkü yaptığı transferlerin hepsi planlı transferler. Arka arkaya açıkladıkları transferler. Bence Emre Belözoğlu süreci çok iyi yönetiyor. Kesinlikle. O isimlerin kim olabileceğine dair ya çok isim söyleniyor. Yok, onları da biz de bilemiyoruz ama şöyle bir şey var. Ben şunu elde ettim. Kamp döneminde bir kenetlenme olmuş. Gerçekten hani eski futbolcular, Orioller, Mehmet Yozgatlar eski maçlarını izlettirip futbolcuları motive etmeye gelmiş. Ali Koç gelmiş, takımla sürekli ilgilenmiş. Yani gerçekten bir kenetlenme ve bu sene şampiyonuna inanmış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çok iyi işler yapar ama en büyük rakibi de Galatasaray olur. Kesinlikle. Hmm. Peki o zaman Ozan konusunu biraz daha detaylı konuşalım isterseniz. Çünkü ya tabii ki oyuncuları tanıyan, bilen, performanslarını bilen isim Erol Bulut. Ozan'ı oynatmamasının bir mantığı olmasını mutlaka söyleyebiliriz ama Tolga tercihi için ne dersiniz? Çünkü dün akşam açıkçası etkisiz kaldığını gördüm. Ben yani orta saha oyuncularında Ozan Tufan'ı bir bizim ligimizde İrfan Can'la hani böyle bir tercih yapmak zorunda kalsam. Geçen programda laf lafı açtı. Hakan sordu. Dorukhan, Ozan, Tufan, Takas olsa Okan Koçer'le ben tam aksine Beşiktaş çok yerli çıkardım. Ben Ozan'ın çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bu kadar konuşuyoruz. Ama Serhan geçen abi, 95 seneki Ozan'dan bahsediyoruz. Geçen 95 seneki. Doğumlu daha 25 yaşında ve ben yani Ozan'a şöyle de çok saygı duyuyorum. Fenerbahçe'ye ne kadar dalgalı performans olsa da ki son bir senede gayet istikrar sağladı. Milli takımda hep üstteydi. O bizim kötü geçen Euro 2016'nın iki iyi oyuncusu birisi Ozan'dır, birisi de Volkan Babacan'dır. Yani Ozan hep bir performansını box to box dediğimiz orta saha. Ben beğeniyorum. Yani Mert Hakan'dan da Sosa'dan da benim takımımdaki kurguda hani Fenerbahçe'de yetki bende olsa ben Gustavo Ozan'ı yazarım gözü kapalı. Ki hatırlarsın Beşiktaş maçıydı Ersun Hoca'nın. Emre Belezoğlu'nu kesip Gustavo Ozan'la bayağı bir 3-1 net oyun. Ondan sonra işte kavga olmadı falan filan açıklamalar ama süreç ondan sonra o maç öncesi bir sıkıntı olduğunu gösterdi Fenerbahçe'de. Fena gitmiyorlar ama hani Erol Bulut Alanya, Malatya fiziksel güce dayalı. Daha henüz hani Fenerbahçe'de kendisini ispat etmesi gerek. Kolay değil. 6 senede kupa kazanmayan bir camiadan bahsediyoruz. Avantajlar Avrupa'da olmamaları. Haftada bir baskı çok şu an. Kupa sadece arada girecek Fenerbahçe'nin hani maç maratonunu öyle söyleyelim. Avrupa oynamayacak önemli. Başakşehir yıpranacak. Nasıl ki Şenol Güneşli, Beşiktaş, Fatih Terim, Galatasaray o 6 tane Şampiyon Ligi maçından sonra lige dönüşlerde sıkıntı yaşamışsa benzeri Başakşehir için geçerli. Beşiktaş zaten transferde sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Galatasaray hala 6-8'i bitiremedi. Bakalım Vedat Muriç sonrası çok iyi paraya satıyorlar Vedat Muriç'i. Ezgi muhakkak 4-5 milyon euro seviyesinde bir iyi forvet bulurlar diye tahmin ediyorum. Her şeye rağmen de ellerinde şu an Frey var. Ben biraz Valencia Mamatiam dedin sen. Ezgi ben onları biraz kanat forvette kullanacağım. Yani dün mesela kimi beğenmedin diye sorsam bana Ferdi'yi beğenmedim ne yazık ki. Çok. Çok unuttuğumuz ama kolay top, değil. Top da ezdi ve şeyde kademe eksikliği de yaptı bence Ferdi. Ferdi geçen sezon aslında bulduğu şansları iyi değerlendirmişti. Dün akşam neden başlangıç acaba o kadar kötü bir... Başlangıç kötü yaptı. Belki hani takım kurgusu değişik olduğundan dolayı olabilir bu. Ya da kamp döneminde nasıl bir kamp geçirdiğinden olabilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ozan'la Tolga'yı söylemek istiyorum. Hı hı. Ozan geçen sene çıkış yapan ve beklediğimiz hani Ozan bu Ozan dediğimiz milli takımda kendini gösteren Ozan'dan bahsediyoruz. Bence Mehmet'in söylediği gibi forma şansını bulacak ve bence bırakmayacak pozisyona gelecek. Tolga ile başlamasını da anlam veremedim hocanın. Çünkü Tolga tam olarak o görevi yapabilir mi? Ben çünkü çok soru işareti bırakıyor Tolga bende ama Ozan'la başlasaydı daha farklı başlardı. Peki de denemek istedi. Ya belki futbolcu da kaybetmek istemiyor orada. Neden kaybetmek istemiyor? Çünkü bu maç periyodunda ve alternatifin çok olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Bu takımda futbolcuları kaybetmemek lazım. Ruhsal ve psikolojik açıdan. Frey ile Altay beğendiklerim, beğenmediklerim. Ferdi dedim. Serdar Aziz, Boldrin'den yediği çalım akılır gibi değil. Yani inanılmaz. Jenerikli çalımları. Skoda'nın atamadı. Golde ama Skoda çok kurt golcü hakikaten yani. Oraya 10 tane orta yapsam. Ama sen de orada şöyle yapardın. Yani Skoda'nın gelişinde ben o bölgede olsaydım takip ederdim. En azından vücudumla vurmasını engelleyebilirdim. Zanko olsa farklı olabilirdi. Veya bir Luyendama tipinde bir stoper olsa farklı olabilirdi. Gustavo iyi değildi ama etrafında da çok farklı oyuncu grubu oynadı. Hani Denizli, Ferdi'ydi. Evet. Çok alışık oldu Mamatiam'dı. Biraz sanki Erol Hoca Mamatiam'ı Valencia'yı. Sinan hep o kanatlarda. Hmm. Şimdilik Frey ile idare edecek gibi ama forvet gelince muhakkak Frey'in yerine olacaktır. Onun dışı... Bu arada savunma ihtiyacının ne kadar belirgin olduğunu da net olduğunu da herhalde dün akşam da görmüş olduk. Lemos aldı. Bakalım ne zaman girecek. Bir
Tisserand gelecek. Tisserand 1.90 boyunda stoper, 24 yaşından gerçekten. Kongo milli takımı kaptanı. Lemos'la nasıl bir uyumları olacak, o da çok önemli savunma. Ya bence o, yani savunmada çok fazla bir uyum olur mu? Bence olacağını fazla geçen düşünmüyorum. Geçen sene yani full devşirme savunmayla oynadı Fenerbahçe. Geçen seneden kötü olmayacak kesin, onu söyleyeyim. En azından orijinal mevkilerinde oynayacak oyuncular. O da bir artıdır Ersun Hoca'nın. Belki de kariyer sonunu getirdi. Ama işte ama yani. Ersun Hoca'nın, Emre Belezoğlu'nun, Ali Koç'un takımın bence bu sene işi çok zor. Çünkü camia bu sene kesinlikle şampiyonluk tabii bekliyor ki Fenerbahçe'den. Zaten transferlerin hepsi de şampiyonluk için yapılan transferler.